Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pratik bir şekilde kayıt yapabilmeniz için bir program tavsiyesinde bulunacağım arkadaşlar. Bu program bilgisayar üzerinde çalışmaktadır. Mobil aygıtlar üzerinden kayıt alabilmemiz için hangi programları kullanmamız lazım? Bir sonraki videoda da o konuya değineceğiz. Hazırsak videoya geçelim. Sizlere önereceğim program Reaper arkadaşlar. Ben de ilk başladığım zamanlarda uzunca bir süre Reaper kullandım. Sizlere Reaper'ı önermemin sebepleri şunlar. Birincisi arkadaşlar, ücretsiz bir program olması. Yani ücretli versiyonu da var, ancak ücretli versiyonla ücretsiz versiyon arasında size bir kısıtlama yapmıyor. Yani gönlünüzden koparsa, yazılımcılara destek olmak isterseniz cüzi miktarda bir bedel ödüyorsunuz ve destek oluyorsunuz, ama onun dışında ücretli ve ücretsiz versiyonu arasında bir fark bulunmuyor. Yani ücretsiz diyebiliriz. İkinci konu da bilgisayarınızı yormuyor olması. Ortalama bir laptopla arkadaşlar kayıtlarınızı alabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, ben de ilk başladığım zamanlarda uzunca bir süre Reaper kullandım. Haliyle daha sonra konunun içine girdikçe diğer programları da deneme ihtiyacı duyuyorsunuz. Yani merak ediyorsunuz. Yüklüyorsunuz, deniyorsunuz. 2-3 program denedikten sonra en son karar kılacağınız programda zaten duruyorsunuz artık. Ama tabii dediğim gibi, hani birisi şu programı kullanıyormuş, ben de o programı kullanayım, ya da işte profesyoneller bu programla çalışıyormuş, benim de onu yüklemem lazım gibi konulara girmemek lazım arkadaşlar. Çünkü herkes ihtiyaçları doğrultusunda ve tarzı doğrultusunda bir seçim yapıyor. Siz de yani bunu deneyimlemeden, bunu yaşamadan, tecrübe edinmeden hangi programda karar kılacağınızı ne yazık ki başkasının fikirlerine göre seçemezsiniz arkadaşlar. Ama Reaper başlangıç olarak bize sunduğu avantajlar ücretsiz olması ve hafif bir programı olmasıyla öne çıkıyor. Şimdi bilgisayar ekranına geçelim. Programın böyle genel hatlarına bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Reaper'ı ilk olarak nasıl indireceğiz ona bakalım. Linki aşağı bırakacağım. Reaper'ın sitesini açtığınızda şöyle bir site geliyor karşınıza. Buradan download Reaper diyorsunuz. Windows kullanıyorsanız Windows, Mac kullanıyorsanız da Mac versiyonunu indirebilirsiniz. Zaten linki de aşağı bırakacağım. Reaper'ı indirip kurduktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Şimdi burada sol tarafta track panelimiz var. Alt tarafta da mikserimiz var. Detayına girmeyeceğim arkadaşlar. O başka bir videonun konusu. İlerleyen günlerde buradaki detaylar nelermiş, belki bunların videolarını yaparız. YouTube'da da zaten Reaper temel eğitim yazdığınızda kaynaklara ulaşabilirsiniz. Şimdi kısaca bahsedeceğim. Eğer sadece klarnet çalıp veya başka bir enstrüman çalıp kaydetmek istiyorsam ne yapmam lazım? Track panele sağ tıklıyorum. Buradan New Track diyorum ve karşıma bir kanal açılıyor arkadaşlar. Şimdi burada ismini değiştirebilirim. Hadi klarnet yazayım. Şimdi burada bir kanal açtım. Bu kanalın aktif olabilmesi için şu tuşa tıklamam lazım ki mikrofon devreye girsin. Record tuşuna bastığımızda bu kanala kayıt almaya başlar. Sadece klarnet çalıp kaydedeceksek yapacağımız işlem budur arkadaşlar. Daha sonrasında başka bir altyapının üzerine çalmak istiyorsak yapacağımız işlem şudur arkadaşlar. Mesela buradan bir rastgele bir altyapı seçtim. Buraya track panele sürükledim ve bıraktım. Şimdi bu altyapı buraya geliyor arkadaşlar. Eğer burası deaktif konumdaysa bunu sadece dinliyoruz ve kaydı sadece birinci kanala alıyor. Yani bunu dinleyerek üzerine çalacağız kulaklığımızı takıp. Telif yememek için tabii burada Ezel dedim ama Ezel'in melodisini çalmayacağım. Doğaçlama bir şey çalacağım üzerine. Videodan telif yemeyelim. Şimdi arkadaşlar, istiyorsunuz ki çaldığım klarnet kupkuru bir şekilde gelmesin. Birazcık efekt olsun üzerinde. O zaman da yapacağınız işlem şudur. Track panele sağ tıklıyorsunuz. Bir VST track açacaksınız burada. Üçüncü sıradakine bastınız. Burada bir panel açılıyor arkadaşlar. Şimdi şurada Kakus başlığı altında Reaper'ın kendi efektleri var. Buradan reverb efektini seçerseniz buraya bir reverb kanalı açmış olursunuz. Buradan da bir preset seçiyorum. Üçüncü sıradaki Sweet Verbo. Hazır bir preset bu. Şimdi bu reverb kanalını kendi çaldığım klarnet kanalına yönlendirmem lazım arkadaşlar. O zaman klarnet kanalına geliyorum. Şurada root seçeneğine basıyorum. Burada yönlendirmeler var, bakın sentler var. Buradan da reverb'ü buraya send ediyorum. Şöyle -7, -8 civarlarında gönderirseniz çok fazla da abartmamış olursunuz. İyi olur. Reverb'lü bir şekilde nasıl kayıt alacağız ve nasıl olacak? Hadi bakalım, ben bir melodi çalayım bakalım. Thank you.
her şeyi hallettik. Sıra geldi bu işin çıktısını almaya. Şimdi çıktıyı da şu şekilde alacağız. File'a bastık, render'a bastık. Buradan ismini değiştirip, nereye kaydedeceğimizi değiştirip, WAV formatında, isterseniz de MP3 formatında çıktısını render file'a bastıktan sonra alabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.